Son yıllarda çok sayıda insan Türk müziğine ilgi duyar hale geldi. Arkadaşlar, son yıllarda dediğimiz zaman recent de var zaten. Otomatikman bizim aklımıza İngilizce'de en çok kullanılan iki tense olarak yorumlayabileceğimiz present perfect tense gelmekte. Bir sonraki sorumuz. Umarım ki gelecek yaza kadar, arkadaşlar baydan sonra böyle bir zaman ifadesi geldiğinde bayı kada olarak yorumlayabiliyoruz. Önümüzdeki gelecek yaza kadar. Ve bayın özelliği arkadaşlar bulunduğu kısımda değil. Diğer tarafta cümle geçmişten bahsediyorsa past perfect. Hocam önümüzdeki yaza kadar diyor, gelecekten bahsediyor. O zaman da bulunduğu kısımda değil de diğer tarafta geçmişten bahsederken past perfect, gelecekten bahsederken de %90 future perfect kullandırtır. Evet, bilhevari fiilin üçüncü hali future perfect tense. Türkçesiyle arkadaşlar, umarım ki gelecek yaza kadar, önümüzdeki yaza kadar tatil için İtalya'ya gitmek amacıyla yeterince para biriktirmiş olacağım. Bir sonraki sorumuz. Bu kitabı çok beğendim ve aynı yazarın başka bir kitabını daha okumak istiyorum. Aynı yazarın derken arkadaşlar, the same author. Aynı yazarın başka bir kitabını daha okumak istiyorum. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Ben oraya vardığımda geçmişten bahsederken when, zaman bağlayıcı olarak kullanılan when arkadaşlar %90 simple past kullandırdı. Ben oraya vardığımda bahçede kitap okuyordu. O anki resmi anlatıyor arkadaşlar. Geçmişte o andan bahsederken de past continuous, once were artık fiilde ing. Bir sonraki sorumuz. Claire kendi hesap makinesini vermeyeceğini söylüyorsa, evet, Claire kendi, mesela ben benim derken I my oluyordu arkadaşlar. Claire bayan ismi, she, onun derken de ne olacak, her. Kendi hesap makinesini vermeyeceğini söylüyorsa o zaman ben sana benimkini, benim hesap makinamı ödünç olarak vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde yorumlayabiliriz. Claire kendisinin hesap makinesi, she her. Ben de benim hesap makinem, I my calculator. Peki eğer ardından isim gelmiyorsa ben de benimkini anlamında, benim hesap makinem değil de benimkini anlamında I mine şeklinde. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar, by time kadar anlamına gelen bir zaman bağlayıcıdır ve özelliği bulunduğu kısım değil de diğer taraf geçmişten bahsediyorsa past perfect, gelecekten bahsediyorsa future perfect olur. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar, bulunduğu kısımda değil de diğer tarafta past perfect, future perfect ikisinden sadece past perfect var. Past perfect'in de öbür tarafta tek dostu neydi arkadaşlar? Zaman bağlaç cümle için konuşuyorum. Simple past, her şey yolunda. Türkçesiyle arkadaşlar, patron gelene kadar, varana kadar sekreteri raporu yazmayı tamamlamıştı. Bir sonraki sorumuz. Toplantı için geç kalmak istemiyorum. Dolayısıyla taksi tutsak iyi olur. Arkadaşlar, tavsiye anlamında şu duatı kullanıyordu. Dozajı biraz daha artırırsak arkadaşlar, hatırlayın muhabbeti. Have better yapısı kullanabilir. Have better de yapsan iyi olur. Yoksa sonuç kötü olur tarzında biraz daha kuvvetli tavsiye söz konusu. Evet. Should artı değil de biraz daha kuvvetli tavsiye. Have better yapısı doğru cevap. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar, ay, güneş, dünya denildiği zaman ilk akla gelen tense simple present, yanın ya da es takısı. Ay ite karşı geldiği için es takılı, fiilin es takılı hali söz konusu. Peki burada da önümüzdeki milyon yıllarda dediği için arkadaşlar, gelecekten bahsettiği için burası da simple future. Ay her saniyede, her bir saniyede insanoğlunu önümüzdeki milyon yıllarda kullanacağından daha fazla enerjinin salınımını gerçekleştirmekte, böyle bir enerji aile birlikte ortaya çıkmakta. Bir sonraki sorumuz. Angola'daki Nami Çölü dünyadaki en eski ilk bilinen çöldür. Arkadaşlar, bu şekilde dünyada denildiği zaman bir yer ifadesi vesaire olduğu zaman zaten in edatı kullanılır ve otomatikman cümle en yapısına kanalize olmaktır arkadaşlar.
Namı Çölü dünyadaki en eski ilk bilinen çöldür. Peki son sorumuza bakalım arkadaşlar bu bölümdeki. Müzelerde çalışmadan önce antika ile ilgili yasal konularda uzman olma ümidiyle hukuk öğrenimi görmüştü. Arkadaşlar, geçmişten bahsederken zaman bağlacının bulunduğu before kısmı arkadaşlar. Before önce, modern önce anlamına gelen bir zaman bağlacıydı. Bir kere iki tarafta past olacak ama en yaygın şekli before'un bulunduğu kısım simple past. Diğer tarafta ya simple past ya da daha önce olduğunu vurgulamak istersek past perfect olur arkadaşlar. Müzelerde çalışmadan önce, evet, öncesinde işte burada daha önce ne yaptığından bahsedecek arkadaşlar. Antikalarla ilgili yasal hususlarda uzman olma ümidiyle hukuk öğrenimi gördü.